Değerli misafirler, hoş geldiniz. Küresel çapta ölümlerin gerçekleştiği ve sosyoekonomik değişimlerin yaşandığı pandemi günlerinde, içinde yaşadığımız toplumun karşı karşıya olduğu risk faktörlerini, bireysel ve toplumsal yansımalarını konuşacağımız sohbetimize tekrar hepiniz hoş geldiniz. Salgından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken, kastedilen değişim süreci olumlu ve olumsuz anlamda toplumları ve devletleri bekleyen değişim faktörleri neler olacak? İlke Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar ile salgınla mücadelenin ilk eşiği eşitsizlikler başlıklı makalesi hakkında konuşacağız. Lütfi Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir makale olmuş bu. Hele özellikle bugün de bu salgının sosyolojik tahlilini yapmanız anlamında çok faydalı diye düşünüyorum. Öncelikle ben soruma geçmek istiyorum, müsaadeniz olursa. Buyurun. Yayınladığınız makalenizde salgın gibi krizlerin doğrudan etkilediği toplumsal olgu her zaman sosyoekonomik eşitsizlikler olur diyorsunuz. Bu ifadenize istinaden salgın sürecinde yoksulluk ve işsizlik daha mı artacak? Artacaksa özellikle hangi kesimleri etkileyecek, hangi alanlarda olacak? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Ben de herkese iyi günler, güzel bir Ramazan diliyorum. Malumunuz işte içinden geçmekte olduğumuz süreç hiç beklemediğimiz birkaç ay önce, birkaç hafta önce belki bundan bize böyle bir şey söyleseler inanmayacağımız bir durum ortaya çıkardı. Yani biz birkaç ay önce İnsanlığın başarı haberleriyle, buluşlarla, teknik yeniliklerle kendimizden geçiyorken bir anda yani en kaba tabirle kendimizi eski dünyaya mahsus diye zannedilen durum altında bulduk. Evlerimizden çıkamıyoruz. İşte canımızın çektiği gibi alışveriş yapamıyoruz. Uçağa binemiyoruz. Çoğu kez işte sokağa çıkma yasaklarıyla hayatımız kısıtlanmış vaziyette. İnsanlar her gün muhtemelen internete girdiklerinde bulunacak bir aşının, bulunacak bir dermanın izleriyle karşılaşmak istiyorlar, haberiyle karşılaşmak istiyorlar. Bu da tabii ki çok ciddi bir biçimde karşı karşıya kaldığımız durumla ilgili çaresizliğimizi ortaya çıkarıyor. Tabii bu çaresizlik bütün bir toplumların sistemlerini, düzenlerini, yapılarını baştan ayağa sarsan bir etki de oluşturuyor. İlişkilerimizi gözden geçirmek söz konusu oluyor. Günlük rutinlerimizin durması hayatın anlamına dair sorgulamalar getiriyor. Fakat yani pek çok diğer hadiselerde olduğu gibi salgın gibi büyük çaplı hadiselerde toplumun bütün kesimlerini eşit koşullarda yakalamıyor. Eşit koşullarda etkilemiyor. Bizim zaten öteden beri bildiğimiz bir husus söz konusudur. Sosyologlar olarak özellikle sağlık sosyolojisiyle ilgilenen sosyologların çok iyi bir şekilde bildikleri şekilde de sağlık veya hastalık eşit bir şekilde dağılmaz. Eşitsiz bir şekilde dağılır. Yoksullar, kenar mahalledekiler, işçiler, köylüler her zaman öldürücü hastalıklara, bağımlılıklara ve kronik hastalıklara daha fazla açıktırlar. Tam tersi de söz konusu. Bağışıklık arttıkça bu tür hastalıklara yakalanma ihtimali azalır. Ayrıca yine bu hastalıklara yakalandıktan sonra sağlık hizmetlerine erişim anlamında da çok ciddi bir eşitsizlik söz konusudur. Ben şöyle ifade ediyorum. Aslında virüs değil, eşitsizlik öldürüyor insanları. Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden bir örnek verecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi nüfusun yaklaşık beşte birini oluştururken,
hastalığa yakalananların yarıdan fazlasını ölümle neticelenen vakalarında daha büyük bir kısmını siyahi nüfusun kapladığını görüyoruz. Burada bir orantısızlık var. Çünkü neticesinde bu virüsün öldürücü olduğu kesimlerde bu nüfustan daha fazla insan var. Yani kötü koşullarda yaşayan, kronik hastalıklara sahip olan ve yetersiz beslenen bir kesim olduğu için bu anlamda daha fazla bu virüsten etkileniyorlar. Dolayısıyla aslında hastalık değil, virüs değil, eşitsizlik öldürüyor. Öte yandan muhtemelen bundan birkaç ay sonra bir aşı keşfedilecek. Ondan birkaç ay sonra bununla ilgili ilaçlar gelişecek. Ve belki seneye bu zamanlar biz bu virüsü unutmuş olarak hayatımıza devam ediyor olacağız. Yani çok şey değişecek ama bugünkü koşulları biraz belki ne diyelim, geçen sene bu zamanlar vay be ne zamanlardı diye anlatıyor olacağız. Ama eşitsizlik o bizimle birlikte yaşamaya devam edecek. Ve daha fazla can almaya, daha fazla insanı etkilemeye devam edecek. Ayrıca bu tür kriz durumları, bu tür yaşamı baştan ayağa sarsan, etkileyen durumlar farklı toplumsal kesimlere farklı şekilde yansıyor. Farklı toplumsal gruplar bu krizden farklı şekillerde etkileniyorlar. Muhtemelen bu ekonomik hayatın durdurulmasının çok önemli kayıpları söz konusu olacak. Özellikle küçük esnaf, küçük işveren, zanaatkar, kendi işini yapan kesimlerde çok önemli bir kayıp söz konusu. Muhtemelen bir kısmı işine tekrar dönemeyecek, işini tekrar başlatamayacak. Ayrıca bedensel olarak çalışan yarı vasıflı, vasıfsız iş gücü çok önemli bu süreçte kayıplar yaşıyor. Belki kamu bu süreçte onların maaşlarını sübvanse ediyor ama nihayetinde piyasalarda yaşanacak daralma büyük bir işsizlikle onların hayatlarında daha büyük bir yoksullaşmaya yol açacak. Ayrıca üretimin orantısızlaşması, ekonomideki dengesizlikler muhtemelen çok büyük bir borç döngüsüyle, çok büyük bir borç sarmalıyla neticelenecek. Ve ülkeler, ülke içerisinde dezavantajlı gruplar bu anlamda bu borç sarmalından, bu borç döngüsünden daha ciddi bir biçimde etkilenmiş olarak çıkacaklar. Yani dolayısıyla bir eşitsizliğin hem daha ciddi bir biçimde bizim hayatımızı etkilediğini hem de aynı şekilde bu salgın neticesinde ortaya çıkacak sosyoekonomik etkilerin belirli kesimler tarafından daha fazla hissedileceğini söylemek mümkün. O yüzden kamu politikalarının sadece sosyal yardım seferberlikleriyle sınırlı kalmaması gerekiyor. Ayrıca bu tür kalıcı etkileri ortadan kaldıracak, bu tür kalıcı etkileri azaltacak bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Nihayetinde aslında eğer bir yerde acil bir durum varsa, eğer bir yerde bir kritik bir durum varsa, akut müdahalenin de o acil durumlara, o kritik durumlara yönelik olması anlaşılabilir. Yani şu anda bütün kamu kaynaklarının salgını durdurmak üzere seferber edilmesi anlaşılabilir. Ama sonuçta bunun neticesinde ortaya çıkacak sosyal etkileri, bunun neticesinde ortaya çıkacak sorunları çözmek için de ciddi kapsamlı planlamaların yapılması, kaynakların buralara doğru aktarılması gerekiyor. Hocam, ifadenizde de belirttiğiniz üzere şu an zaten dünya üzerinde bu salgından önce ciddi bir eşitliksiz bir düzen, bir sistem var idi. Mevcut bu salgın, bu eşitsiz düzeni nasıl etkileyecek? Eşitsizler daha mı eşitsiz olacaklar? Yoksa bu salgını bir fırsat bilip bu eşitsizliği nasıl giderebiliriz diye başını elinin arasına koyup tekrar bir muhasebe dönemi mi olacak? Bu anlamda özellikle bizim toplumumuza bir öneriniz var mı? Bu sivil toplum kuruluşları olarak da ayrı soruyorum. Devlet yöneticileri olarak da az önce söylediniz aslında bir rehabilite programının yürütülmesi gerekliliğinden.
bu dezavantajlı gruplara doğrudan ulaşılması gerektiği, devletin doğrudan elinin uzatılması gerektiği yönünden bahsettiniz. Bununla ilgili salgın sonrası bizi nasıl bir sosyolojik yapı bekliyor? Bu sosyolojik yapıyı akışına mı bırakacağız? Yoksa bu sosyolojik yapıdaki mevcut dengesizliği, adaletsizliği düzeltmek için neler yapmalıyız? Burada özellikle bize önerileriniz nelerdir? Evet. Yani bu tür krizler aslında aynı zamanda toplumsal yapının test edildiği dönemler. Bir şok etkisiyle toplumsal yapıda o hep iyi işlediğini varsaydığımız toplumsal yapıdaki nelerin yolunda gitmediğini, nelerin sorunlu olduğunu bize gösteren bir etki oluşturuyor. Aslında aynı zamanda bir fırsat da sunuyor, bir imkan da sunuyor. Toplumsal yapının dengesizliklerini ve düzensizliklerini görmek açısından bir fırsat da sunuyor. Bu anlamda aslında içinde yaşamış olduğumuz için bir şekilde toplum hareket halinde olduğu için fark edemediğimiz, işte biraz önce sizin de buyurduğunuz üzere eşitsizlik olgusunun açığa çıkmasına, daha belirgin, daha görünür hale gelmesine yaradı aslında bu kriz. Bizim belki de sorgulamayacağımız, normal zamanda, rutin bir zamanda sorgulamayacağımız hususları sorgulamamız için de bir fırsat oluşturdu. Ben bu anlamda kamusal kaynakların, özellikle kendi işini sürdürenlerin yani bizim geleneksel olarak küçük orta boy işletme olarak nitelendirdiğimiz, esnaf sanatkar olarak nitelendirdiğimiz kesimlerin kurtarılmasını, bu salgın sonrasındaki ekonomik etkileri azaltmak için çok merkezi bir önemde olduğunu düşünüyorum. Bizim ekonomimiz için, çünkü bu kesimler hem istihdamı, hem ihracatı, hem de vergiyi büyük oranda sırtlayan kesim. Bu kesimlerin kurtarılması, bu kesimlerin desteklenmesi ve ekonominin de sonrasında bu kesimler üzerinde inşa edilmesinin aslında daha dayanıklı bir toplumsal yapı için gerekli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda salgın sonrası ekonomi politikalarının bu kesimleri rahatlatmak üzere daha sıkı bir şekilde planlanması gerekiyor. Ayrıca bizim kendi ülkemiz için konuşacak olursak yoğun ve yaygın bir işsizlik söz konusu idi. Ocak ayında işsizlik rakamı %13.6 olarak çıkmıştı. Bu muhtemelen salgın sonrası Haziran-Temmuz aylarında %25'leri bulmuş olabilir. Dolayısıyla yani bu işsizlikle mücadele için işsizlik maaşı gibi, işsizlik destekleri gibi programların geçici bir mahiyeti olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla iş edindirme ve bu istihdamı yaygınlaştıracak, katma değeri yüksek, reel ekonomik sektörü güçlendirecek aktivitelerin daha fazla merkeze alınması gerekiyor. Bizim ekonomimizin en önemli sorunlarından birisi buydu ve bu sorun artarak devam edecek. Reel sektörün, reel ekonominin geliştirilmesi gerekiyor. Dünyadaki en önemli problemlerden birisi, bizim ülkemiz için de bu geçerli, bizim ülkemiz için de bu böyle. Finansallaşmış bir ekonominin varlığı, finans sektörüyle reel sektörün birbirinden kopukluğu ve bunun oluşturmuş olduğu iktisadi alan üzerindeki baskı, bu krizle birlikte üretmenin, reel bir ekonomiye sahip olmanın, üretici bir güce sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Üreten ülkelerin, üretici gücünü koruyan ülkelerin bu krizde daha dinamik, daha dayanıklı olduklarını gördük. Çin gibi, Güney Kore gibi, Türkiye gibi, Almanya gibi ülkelerin başarısı biraz da üretim kapasitelerini korumalarından kaynaklanıyor. İngiltere gibi, İtalya gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki yaşanan yaygın krizin arkasında ekonominin üretkenliğini kaybetmiş olmasının da, üretim gücünü kaybetmesinin de etkisi var. Dolayısıyla bu krizle birlikte biz üretim gücümüzü artırmanın, üretkenliğimizi artırmanın, finansallaşmış bir ekonomi yerine reel sektöre dayalı bir ekonomiyi geliştirmenin, büyük sermayeyi desteklemek yerine küçük orta boy sermayeyi desteklemenin daha gerekli olduğunu ve bunun toplumsal yapı için, toplumsal dayanıklılık için daha iyi bir şey olduğunu kavramış olarak çıkacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu makalenizin mottosu salgın öldürmez, eşitsizlik öldürür olarak biz bunu bir kenara not ettik. Değerli misafirler,
Salgınla Mücadelenin İlk Eşiği Eşitsizlikler konulu makalesini Lütfü Sunar hocamla konuştuk. Ona katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.